Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Urfa'nın meşhur yumurtalı köftesini yapalım. Bunun için 4 yemek kaşığı isotumuz var. Şöyle biraz suyla ısladık. 1 orta boy soğanımız var. Bunların hepsini burada önce kasede karıştıracağım. Sonra bulgurla birleştirip yoğuracağız. Şöyle 3 diş sarımsağımız var, doğranmış. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçamız var. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığına yakın da tuzumuz var. Şimdi bunları burada elimle karıştırıp sonra bulgurla birleştireceğim. Biraz özleşsinler. Evet, soğanlar, sarımsaklar böyle biraz ezilmiş oldu, içinde yumuşadı. Şimdi bunu bulgurla yoğurmaya başlayalım. Bir müddet bunun suyu idare edecektir yoğururken. Sonra yavaş yavaş kontrollü olarak su ekleyeceğiz. Bu köftelik bulgurumuz 4 çay bardağı köftelik bulgur koyduk. Ben esmer olanından kullandım. Şu çiğ köftelerde kullanılan. Beyazla da yapılabilir. Normal beyaz kısırlık bulgurla da yapılabilir tabii ki. Bunu şimdi iyice yoğuralım. Yavaş yavaş su ekleyerek 20-25 dakika kadar yoğuracağım. Evet, 20 dakikayı geçti. Yoğuruyoruz. Bakın böyle sakız gibi oldu artık. Şimdi biraz maydanoz, 3-4 dalda yeşil soğan, sadece yeşil kısımlarını doğradım küçük küçük. Bütün malzemeler minik doğranacak zaten. Bunları da şöyle bir çok ezmeden karıştıracağız. Evet, şimdi yumurtasını yapmaya geçeceğiz. Şimdi yağını hazırlıyoruz. Tavamızı ocağa aldık, altını açtık. 1 su bardağı zeytinyağı. Bir de 4 su bardağı olduğu için bulgurumuz. Şöyle bir çeyrek kadar daha koyuyorum. Bu yağımız iyice ısınacak, kızacak. Biz de şu ara yumurtalarımızı yapalım. Her bir çay bardağına bir yumurta kırıyoruz. 4 çay bardağı olduğu için 4 tane yumurtamız var burada. Birazcık tuzla bunu iyice çırpacağız. Tuz yumurtanın daha iyi kabarıp iyi pişmesini sağlayacaktır. İyice çırpalım. Burada yağın da çok iyi ısınması önemli. Yağı iyice ısıtacağız. Bu birdenbire dökülünce kabaracak ve pişecek, hızlıca iyice kızaracak. Yağ ısınmış mı diye bir damlatıp kontrolünü yapalım şöyle. Evet, bakın nasıl kabardı hemen yumurta. Hemen yağın yüzüne çıkıyor. İyice çırpılmış yumurtamızı döküyoruz. Güzelce karıştıra karıştıra pişireceğiz böyle. Alttan alttan. Çok güzel kabardı. İyice kızarsın.
Evet, şimdi ocağı söndürüyoruz. Yumurtalar iyice ezilmesin diye önce yağını süzdürelim köftemizin üzerine. Gelen yumurtaları da alırız, sorun değil. Önce biraz kaşıkla karıştırayım, sıcak çünkü. Sonra elimizle karıştırırız. Evet, elimizle güzelce yağını karıştırıyoruz. Evet, şimdi yumurtalarını koyabiliriz. Şöyle, yumurtalar da çok sıcak çünkü elimizle bir harmanlayalım. Yeter, köftemiz hazır olmuş olacak. Çok ezmemeniz lazım. Evet, bu kadar. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Evet, bu köfte sıkılmaz arkadaşlar. Yumurtalar ezilmesin diye zaten böyle olduğu gibi servis tabağımıza alıyoruz. Evet, yumurtalı köftemiz hazır. Yanında ayranla, salatayla çok güzel servis edebilir, yiyebilirsiniz. Deneyeceklere kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere.